yurt dışından çok gurbetçi gelmişti yaz aylarında. Onun uzantısını yaşıyoruz şu an. Biraz da tedbir almada geciktik maalesef. Yaşlı kesim de fazla hani önümüzde. Ondan dolayı bence hastalık artıyor. Her geçen gün de artacak. Neredeyse her mahallede, her binada bir karantina görüyoruz. Kayseri'deki artışın sebebi nedir? Bizim Kayseri'nin insanı başıboş insan. Kayseri'nin insanı bir dene İstanbul'a gitsin de bir dene yaşasın bana. Medeniyet görsün, insanlık görsün. Medeniyet görmemiş, görgüsüz insanlar. Yobaz yani Kayseri'nin insanı. Açık konuşurum ben. Artış nedeni budur yani. Başıboş insanlar. Umursama yok. Ya zaten maske genellikle herkesin burnunun aşağısında oluyor. Ona dikkat edilmeli. Sosyal mesafeye uyulmalı. Zaten o da yeni yeni oluyor artık otobüslerde falan da öyle. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yaptığı açıklamaya göre en fazla vaka artışı Kayseri'de görülmekte. Sizce bunun sebebi nedir? Bunun sebebi çok gezdiler Kayseri'de. Kurban Bayramı olsun, düğünler olsun, ondan sonra cenazeler olsun. Ona bağlıyorum yani. Evet, çok gezdiler. Sizce bundan sonra nasıl bir tedbir alınmalı? Vallahi tedbiri alınmalı da tedbire uyan yok. Uyan yok yani. Yoksa alınan tedbirler gayet güzel yerinde. Ama tedbirlere uyan yok. Özellikle Kayseri'de mi acaba böyle diyorum, yoksa başka yerlerde de mi böyle? Onu da kendi kendimize soruyoruz yani. Vallahi biz zaten şehir dışından geliyoruz, Bilecik'ten. Bilecik'te herkes kurallara çok güzel riayet ediyor. Ama burada bakıyorum ben, çay ocakları açık, sosyal mesafe kesinlikle yok. Burada da herhalde dostluklardan veyahut da insancıl davranışlardan dolayı böyle biraz iç içe oturuyorlar. Mesela şu arka tarafınızda görebilirsiniz. Yani bu kadar yakın bir mesafe olmaması gerekiyor. Ben buna bağlıyorum. Başka bir şeye bağlamıyorum yani. Yani Bilecik'te kurallara uyuluyor, Kayseri'de uyulmuyor gibi bir şey. Evet. Aynen doğru. Burada kural tanınmıyor yani. Bir şey olmaz ama ne olacak gibi mantıklı hareket edilirse bu devam eder gider yani. Kayseri'nizi etkiler. Bilinçsizlik bir, cahillik iki, bir şey olmaz üç. Bir de korona hastalarımız çok dışarı çıkıyor. Umursamaktan kaçıyorlar. Bu da dört. Yani çok cahil insanlarımız var. Giydikleri maskeyi bile yere atıyorlar. Yani çok bilinçsiz davranıyoruz. Biz de içindeyiz bunun. Bu insanlarla yaşıyoruz. İnşallah düzelir de zor gibi görünüyor. Sizce ne yapmalıyız vaka artışını önlemek için? Valla organize de çok. Tedbirler artması lazım. Kısıtlamaların gelmesi lazım yani çalışmak için. Ondan sonra gene sokağa çıkma yasağı gelmesi lazım ya. 65 yaş üzeri gene gençlerin sokağa çıkma yasağı gelmesi lazım. 18 yaş altının. İnsanların buradaki yaşlı nüfus genellikle genç nüfustan daha fazla olduğu için pek dikkat etmiyorlar. Bundan dolayı da önemsenmiyor genellikle. Yani sizce önemsenmediğinden dolayı vaka artışı artıyor. Genel olarak bu nedenden dolayı düşünüyorum. Yurt dışından gelenler diyebiliyorum. Ben öyle düşünüyorum. Başka bir sebebi var mı sizce? Sosyal mesafeye demek ki uymuyoruz. Başka da işte düğünlere gidiyoruz. Yani yapma dediklerini yapıyoruz herhalde. Ondan kaynaklanıyor. Sizce ne tür önlemler alınmalı? Valla bu tür yerlere gidilmemeli bence. Ondan sonra yurt dışını engellemeleri lazım buraya girişini. Vaka artışının sebebi ortada. Bizim Kayseri'miz aslında yerleşim bakımından en güzel şehirlerden, örnek şehirlerden bir tanesi. Ama maalesef bu kadar geniş alanda dar pozisyonda toplanmamızın nedenlerinden biri. İşte bilinçsiz yapılan davetler, asker göndermeleri, düğünler, buna eklendiği zaman işte toplantılar, işte daha yeni gelirken bir konu oldu. Ablamızın biri bizim yakın köylerde 4 tane ayrı eve gitmiş. Kendisi yaşlı ve kronik. Bu bir topluma gittiği yerlerde kendisinin hasta olduğunu söylemeden yaymış. Bunun gibi yani bizim bilinçsiz hareket etmemizden. Şimdi de üzülerek öğrendim. Çok üzüldüm. Kayseri birinci derecede, birinci numarada deyince inan ben de buradayım zaten, yabancı değiliz. Yani dikkatsizlik, sosyal mesafe uyumsuzluğu. Yani öyle. Sizce ne tür önlemler almalıyız?
Ya zaten maske genellikle herkesin burnunun aşağısında oluyor. Ona dikkat edilmeli. Sosyal mesafeye uyulmalı. Zaten o da yeni yeni oluyor artık otobüslerde falan da öyle. Yani gerektiğinde de normal hususi araç kullanılmalı. Bunlar. Ya şimdi diyor ki mesela bana bulaşmaz diyor. Ben şehidim diyor. Kendimi yani biliyorum diyor. Halbuki gidiyor çay ocaklarına. Herkesin ağzında maske yok. Birbirlerine yanaşmışlar. Kahveler olsun. Tekbirlik var. Mesafeye uyma yok. Bir şey yok. Suç hep milletimizde yani. Doğrudur. Kimse temizliğine dikkat etmiyor. Bir de vatandaş sosyal mesafeyi yan yana çok sık getiriyor. Ama otobüsler çok güzel olmuş şimdi. Kimseyi ayakta almıyorlar. O iyi bir tedbir. Başka öbür türlü de ne diyebilirim ben? Tramvaylar da iyi. Tramvaylar iyi yani, fena değil. Çok güzel. Eğer Kayseri gibi her yer temiz olsa hiçbir tane bu kadar hastalık olmaz. Valla aile bağlarının kuvvetli olduğuna bağlıyoruz biz de. Dediğin gibi şeyler çok oluyor. Düğün dernek olaylarında ne kadar uyarılsa da millet hala düğün derneklere gitmeye uğraşıyor. Ondan sonra şey yok. En büyük şey bence şu var. Bayanlar da maalesef gün olaylarını hala aksatmadan devam ediyorlar. En büyük şeylerinden bir tanesi de bu bence. Başka iş yerlerinde sanayi sisteminde olduğum için maalesef iş yerlerine ara vermediğimizden dolayı insanlar iş yerlerine gitmek zorunda kalıyorlar. Bu şekilde de toplum içinde oluyorlar. Bu yüzden de oluyor biraz da. Yani ben bunlara bağlıyorum. Hafta sonu tatilleri kalktı. Yine hafta sonu şeyleri, yasakları gelseydi birazcık daha şey olurdu. Toparlanırdı yani. Peki beyefendi günlerden bahsetti. Bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Katılmadığım için. Yok, katılmıyorum. Katılmadığım için düşünmüyorum şu an. Peki düzenleniyor mu bu günler? Düzenleniyor, hala var tabii. Yani eve gitmese halini de görürseniz anlayış verirsiniz. Çünkü şöyle saat 11 ile 5 arasında otobüslere bakın. %80'i %90'ı elinde çantayla gezen bayanlarla dolu. Yani güne harbiden bu hala şey vermedik biz. Taviz vermiyorlar bu konuda. Sebebimle vatandaş evde kalmıyor. Hemen çıkıyor dışarı. Yaşlılar hepsi dışarıda. Bak benim ablam şu anda hastanede yoğun bakımında. Şimdi temizlik önemli. Fabrikada yeğenim hastalığı kapmış. Gelmiş evde, ablam da yakalandı o hastalığa. Şimdi şu anda hastanede yatıyor. Şimdi bu mesela o zaman fabrikalar, işçiler o zaman hepsi muayene olması lazım. Hastaneye gitmesi lazım. Bu ya kapanacak fabrikalar. O kadar millet hastalanıyor. İşte bunlar hep yaşlıların yüzünde hepsi. Evde yatmıyorlar. Hep az sokaktalar. Bak şurada. Gelen gidene bakıyorlar bir de üstelik. Ben bu kadar. Sosyal mesafeye uyulmaması, maske takılmaması, evden herkesin dışarıda olması. Başka var mı? Başka? Temizliğe uyulmuyor. Daimin dediği gibi. O şekilde. Sizce ne tür önlemler alınmalı? Dışarı çıkılmamalı. Gerekli olmazsa biz hastaneye çıktık mesela. Yani bir de yaşlılarımızın dikkat etmesi. Herkes otobüste şu anda. Ayakta yolcu falan da alıyorlar. Yani maske takmıyorlar. Bir de sosyal mesafe. Bir de temizliğe dikkat eden yok. Bu kadar, başka ne diyeyim ki ya. Sizce ne yapmalıyız vaka için, engellemek için? Ya bu üç kurala uyarsak iyi olur. Daha iyi, sağlıklı olur. Peki vatandaşlar neden uymuyor bu üç kurala? Uymuyor. Alışkanlık. Alışamadılar. Daha alışamadık yani. Bilinçsizlik. Umursamamazlık. Bu kadar. Sizce halkımız neden umursamıyor? Yani bilmiyorum. En son bir sayısal veri sunmuşlardı. %60'a yakını koronanın gerçek olmadığını veya Amerika'nın oyunu falan olduğunu düşünüyordu yani. O yüzden umursamamalı gayet normal. İnsanların kurallara uymaması, maskesini takmaması, mesafeye uymaması, ya bunları yaptığımız sürece de artacak. Daha fazla. Bir de işte Kayseri dışarıdan çok fazla ya yurt dışından insanlar geldiği için o da büyük bir etken diye düşünüyorum ben. Sizce ne tür önlemler alınmalı vaka karşıtlığını engellemek için? Ya işte bu önlemler insanlara kalmış yani. Maskesini takması gerekiyor. Mesafeye uyması, ya el hijyenine uyması gerekiyor. Yani kurallara uyduğumuz zaman, çünkü diğer şehirlerde vaka artışı olmuyorsa
Kayseri'de oluyorsa sebebi işte bizim kurallara uymamamız. Ben ondan kaynaklandığını düşünüyorum. Sosyal mesafenin önemsizliği, maske kullanımının bilinçli şekilde olması, ben bunları öngörüyorum. Başka bir şey var mı peki? Başka bir şey yok. Sizce ne tür önlemler alınmalı vaka karşısını engellemek için? Vaka karşısını engellemek için sosyal mesafenin önemi artırılmalı bence. Okulların açılmasına uygun bulmuyorum. Otobüslerdeki, tramvaydaki yoğunluk. Başka bir şey olamaz yani. Peki önlemler alındı otobüslerde. Sizce yetersiz mi bu önlemler? Bence yetersiz. Yetersiz. Ne tür önlemler alınmalı sizce? Daha az vatandaş binilmeli. Otobüs seferleri, tramvay seferleri daha fazla olmalı. Kalabalıklar yani yok edilmeli biraz. Peki sizce otobüs ve tramvay seferleri düzeltilirse vaka için azalma görülür mü? Az da olsa artış eksilir yani, azalır yani. Valla dikkatlisizlik. Ben bina görevlisiyim. Bizim çevremizde çok park var. Yani hiç dikkat eden yok. Çoluk çocuk hiç maske takan da yok. Ne bileyim, binalarda bile dikkat eden yok yani. Sizce vaka için engellemek için ne tür önlemler alınmalı? Valla kurallara uyacağız. Yapacak bir şey yok. Denilenini yapmamız gerekiyor. İnsanımızın bilinçsiz bir şekilde dışarıda hareket etmesi. Yani kurallara uymaması. Başka bir sebebi var mı sizce? Başka sebebi, başka ne olabilir ki? İnsan tamam dışarıya çıkacak. Eğlencesine de devam edecek ama kurallar çerçevesinde. Uyulmuyor. Sizce ne tür tedbirler alınmalı vaka karşıtlarını engellemek için? Vallahi zor ya. Yani insanlar bunaldı, ne yapacağını da bilmiyor. İnsan eve de sığmıyor yani. Bir şekilde bunun ilacının bir an önce bulunması lazım. Başka çaresi yok. Yani aşıysa aşı veya başka bir şeyse bir an önce bulunması lazım. Kayseri'de gurbetçi sayısı çok fazla, o yüzden bence. Çünkü yurt dışından çok gurbetçi gelmişti yaz aylarında. Onun uzantısını yaşıyoruz şu an. Biraz da tedbir almada geciktik maalesef. Yaşlı kesim de fazla hani. Ondan dolayı bence hastalık artıyor. Her geçen gün de artacak. Neredeyse her mahallede, her binada bir karantina görüyoruz ki devam edecek gibi. Sizce vaka karşıtı engellemek için ne tür tedbirler alınmalı? Abi hayatın durması lazım geçmişteki gibi. O da imkansız çünkü ekonomi duruyor. O yüzden ölen ölecek, kalan da hayata devam edecek maalesef. Kayseri'deki artışın sebebi nedir? Bizim Kayseri'nin insanı başıboş insan. Kayseri'nin insanı bir dene İstanbul'a gitsin de bir dene yaşasın bana. Medeniyet görsün, insanlık görsün. Medeniyet görmemiş, görgüsüz insanlar. Yobaz yani Kayseri'nin insanı, açık konuşurum ben. Artış nedeni budur yani, başıboş insanlar, umursama yok. Millet zaten olan olsun diye, bulaşsın da kurtularım gibisinden insanlar var zaten. Bulaştı mı kurtulacağını düşünen insanlar var da basit bir şey değil bu yani. Bilemez yani. Yani benim diyeceğim bu kadar yani. Bizim insanımız yobaz yani. En kısa söz bu yani. Kısa ve öz söz bu yani.